Muğla milletvekillerimiz Suat Özcan, Süleyman Girgir ve Burak Erbay beraberiz. İl başkanımız, Marmaris Belediye Başkanımız, Fethiye İlçe Başkanımız, bütün örgütümüz, Dalaman İlçe Başkanımız buradayız. Ama biz buraya siyaset yapmaya gelmedik arkadaşlar. Siyaset meselesi değil bu iş. Bu iş vatandaşın derdi, vatandaşın sorunu, zeytinliği, ekmeği, evi, kafasını soktuğu yuvası, damı. Şimdi bir sıkıntı var. TOKİ ne işe yarar? Niye kuruldu TOKİ? TOKİ garibanın, parası olmayanın, evi olmayanı, dar gelirliği ev sahibi yapmak için kuruldu. TOKİ ticaret yapsın diye kurulmadı. TOKİ hazine arazisini, milletin yıllardır kiraladığı, zeytinliğin olduğu, evinin olduğu hazine arazisini internet üstü ihale yapıp İstanbul'daki yandaşa peşkeş çekmek için kurulmadı. Ama bunu yapıyor. Sadece Köyceğiz'de değil. Ben Türkiye'nin dört bir yanına gidiyorum. Her yerinde bunu yapıyorlar. Her yerinde TOKİ üzerinden satış yapıyorlar. Haksızlık yapıyorlar. Bu kul hakkı değil de nedir? Bu da kul hakkı değerli arkadaşlar. Neyle gelirsen gel affederim diyor yaradan. Kul hakkıyla gelme diyor. Ama bu kul hakkıdır. Bu kul hakkını yiyorlar. Az önce Burak Erbay vekilimiz bir evrak gösterdi. İlçe başkanımız bana göndermişti dün. Baktım yolda. Burası diyor, tarım yapılmayan yer diyor. Evrak üstünde. Muğla valiliği TOKİ'ye bildiriyor. Tarım yok diyor. Zeytin tarım değil mi? Ey vali! TOKİ vali! Gözünüz var görmüyor. Gelin bakın kardeşim, zeytinlik var burada. Kulağınız var duymuyor, bu insanlar feryat ediyor. Diliniz var lal olmuş. Efendim yerel yönetici diyor ki Ankara'dan gelen talimat. Geç o işi, geç. Geç. Ankara'dan gelen talimat. Ankara nereden bilecek senin buradaki zeytinliğini, ne olduğunu? Aynen. Sen buradan bildiriyorsun kardeşim. Gözü koymuşsunuz. Göz dikmişsiniz. Değerli Köyceğizler, bu ilk adım. Buradan başlarsa bütün Köyceğiz'e yayılır bu iş. Haberiniz ola. Aynen. Benden uyarması. Aynen. Pek çok yerde buna denk geldik. Bu ilk denemedir. Eğer siz kadınlar özellikle dik durmazsanız bunlar bütün Köyceğiz'e her şeyi yaparlar. Biz ne yapacağız peki? Ben şimdi medya çekiyor. Bu medyaya gelecek. Muğla milletvekillerimiz gündeme getirdi. Komisyonda Suat Özcan da konuştu. Süleyman Girgin de konuştu. Burak Erbay da konuştu. Önerge de verdiler. Mürsel Arman vekilimiz yanımızda yok. O da konuştu. Ayrıca TOKİ'nin bağlı olduğu KİT komisyonunda Deniz Yavuz Yılmaz Zonguldak milletvekilimiz bu konuyu konuştu. Şimdi çekim yapıyor telefonda. Bu konuyu konuştu. TOKİ Genel Müdürü'nün yüzüne karşı söyledi. Gözlerinin içine bakarak söyledi. Bu hafta mecliste gündeme getireceğiz. Değerli arkadaşlar, bu hafta çarşamba ya da perşembe milletvekili arkadaşlarımızla birlikte mecliste basın toplantısı yapacağız. Buraya ilişkin. Basın toplantısı yapacağız. İki. Milletvekillerimiz, Muğla milletvekillerimiz mecliste kürsüde bunu konuşacaklar. Üç, ben çıktığım her televizyonda bunu söyleyeceğim. Bugün açıklama yapacağım. Yarın yapacağım. Biz gündeme getireceğiz. Siz de dik durmaya devam edin. Olur mu? Bravo. Ve son olarak şunu bilin arkadaşlar. Bunlar gidiyor. Bunlar gidiyor. Anketlerde öyle görünüyor. Bir sürü pislikleri çıktı. Mafyadır, hırsızlıktır, yolsuzluktur, arsızlıktır. Deniz Bey Yavuz Yılmaz çıkartıyor. 4 maaş, 5 maaş alan var ya. Yazık, günah ya. 160 bin lira maaş alıyor ayda bir tane adamları ya. Yazıktır, günahtır ya. Bunlar gidiyor. Gider ayak nereden ne kaldınız derine düşmüşler. Burada sen nasıl alacaksın bunu araziyi TOKİ'den? O parayı veremezsin ki. Yok. İstanbul'daki adama verdiriyor kendi yandaşına. Biliyor senin alamayacağını. Bunlar giderken her yeri talan ediyorlar. Talan. Ama şunu bilin. Gidiyorlar.
Bakın burayı isteyen müteahhit alsın. Çok açık Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak söylüyorum. Medyada da yayınlansın, onlar da duysunlar. Hani söke söke dedi ya Tayyip Erdoğan. Bakın burayı kim alırsa alsın. Şeref ve namus sözü. Biz iktidara geliyoruz. Allah'ın izniyle geliyoruz. Burayı alan elinden orayı söke söke almak da bizim boynumuzun borcu. Ben bu sözü hepinizin huzurunda veriyorum. Yapacağız bunu, göreceksiniz. Söke söke alırlar demişti ya yabancılar. Biz de söke söke bu müteahhitlerin elinden bulanacağız değerli arkadaşlar. Buna emin olun. Siz direnin. Biz bu hafta işte bu işi iyice büyüteceğiz. İyice büyüteceğiz. Tamam. Şimdi ben bir gideceğim oraya, bir çekim de orada yapacağım. Hadi kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Artık yerelde ne yaparsanız yapın. Ama biz bu alanların 1106 dönüm, ben dosyayı okudum, talan edilmesine izin vermeyeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Bugün aramızda olan İYİ Parti ilçe başkanımıza, Fethiye Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye ilçe başkanımıza, Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris ilçe başkanımıza, Dalaman ilçe başkanımıza, Marmaris belediye başkanımıza, milletvekillerimize ve genel başkan yardımcımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizin de sabırları için çok teşekkür ediyorum. Ve aramızda bulunan sevgili muhtarlarıma özel teşekkür ediyorum. Burası yıllardır beyefendi tarafından kullanılan, işletilen bir arazi. Ağaçlara bakmış, büyütmüş, ekmeğini de buradan kazanmış. Yukarıdan bakınca diyorlar ki burada ağaç yok, tarım arazisi değil. Burası boş arazi ve yıllardır beyefendinin baktığı burayı, bu bahçeyi boş arazi diye satıyorlar. Şimdi şu narenci ağacı. Üstünde limon var. Gözleri görür mü bilmiyorum. Bak. 30 senede bu hale geliyor. Döndük, başka. Döndük. Yaklaşın biraz arkadaşlar. Ha, burada zeytin. Evet. Bakın. Bakın. Bu zeytin ağacı. Ey AK Parti. Ey Tayyip Erdoğan. Ben bile sulardım. Bu zeytin ağacı. Bak bunlar da zeytin, zeytin. Gözün var görmüyor, kulağın var duymuyor. Şimdi yıllardır bu 30-40 yıllık ağaç. Yıllardır bu ağaçlara bakan, büyüten, bu ağaçları bu hale getiren vatandaşa orada ağaç yok. Orası düz arazi. Biz burayı satacağız diyorsun. Elinden gasp ediyorsun. Gasp. Kul hakkı bu ey Tayyip Erdoğan. Türkiye'de milyonlarca insanın ahıdır bu. Etme eyleme. Ne istiyorsun gariban vatandaştan ya? Hiç mi doymuyorsun? Hiç mi doymuyorsunuz ya? Burayı yandaşlarına versen ne vermesen ne ya? Vatandaş burayı almış, kirasını vermiş, büyütmüş ağacı, ekmeğini kazanıyor burada 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır. Hiç mi vicdanınız yok ya? Bu kadar mı kalbiniz taşlaştı? Bu kadar mı vicdanınız katı? Bu kadar mı vicdansız? Ne ara oldunuz siz ey AK Parti? Ne zamandan beri bu kadar vicdansızlaştın ey Tayyip Erdoğan? Şimdi biz bunu söyleyince hemen başlıyorlar iftiralara, dedikodulara. Türkiye'nin gerçeği bu. Bu köylünün gerçeği de bu kardeşim. Biz bu konuyu peşini bırakmayacağız. Her yerde dile getireceğiz. Peki, hadi bakalım.